Atakum Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 5000 metrekare alana kurulan ve engellilerin yararlanabileceği şekilde dizayn edilen Yaşam Park, CHP Parti Meclis Üyesi Murat Karayalçın, CHP Samsun Milletvekili İhsan Kalkavan ve diğer katılımcılar tarafından hizmete açıldı. Törende konuşan CHP Parti Meclis Üyesi Murat Karayalçın, Samsun'da Samsunlu kimliğiyle olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Sevgili Metin Burma'yı yürekten kutluyorum. Biraz önce konuşmasını çok büyük bir zevkle dinledim. Düşünen bir insanın, tasarımlayan bir insanın, üreten ve yapan bir insanın mutluluğunu, coşkusunu hem Metin Burma'nın yüzünden, gözünden anladım. Hem de sizin ona verdiğiniz, ona gösterdiğiniz sevgiden anladım. CHP Samsun Milletvekili İhsan Kalkavan ise geçtiğimiz dönemlerde birçok tesisler açtık. İktidarın bütün engellerine rağmen çalışmalarını devam ettiren Metin Burma'yı kutluyorum diye konuştu. İktidarın bütün engellerine rağmen çalışmalarını çok iyi devam ettiren değerli belediye başkanlarımı da Sayın Metin abinin şahsında kutluyorum. Ve bu tesisi, bu projeyi hayata geçirecek, bundan sonra projeleri de siz değerli Atakum halkının hizmetine sunacak başkanımı kutluyorum. 2009'dan bu zamana kadar Atakum ilçesinde birçok değişikliklerin olduğunu söyleyen Başkan Metin Burma şu şekilde konuştu. 2009 yılında devraldığımızdaki tabloyu Samsunlara çok anlatmıştım. Ama bir iki cümleyle söylemek gerekirse, o günlerden kredisi bitmiş, sıfırlanmış, batmış o günlerden bugünlere geldik. Şükrediyorum. Allah'a şükürler olsun. Bugünleri gördük. Şimdi Atakum Belediyesi güçlü bir belediye olarak halkına hizmet vermenin gururu ve mutluluğu içerisindedir. Törende ayrıca CHP İl Başkanı Mehmet Atalay, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Hüseyin Ataşer de konuşma yaptı. Belediyeyi nasıl değerlendirebiliriz? Hangi belediye iyidir, hangi belediye kötüdür? Toplumun tüm kesimleri için, emekliler, öğrenciler, kadınlar, çocuklar ve burada olduğu gibi engelliler için çalışıyorsa o belediye iyi belediyedir. Sayın Belediye Başkanımızın yaptığı bu tesiste hem engelliler hem engelsizler ortak bir kullanımı hayata geçirmekte. Bu bir Türkiye'de ilktir. Konuşmaların ardından katılımcılar açılış kurdelesini kestiler. Kurdele kesimi sonrasında programa katılan Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Haluk Koç ise partilileri tek tek selamlayarak Başkan Metin Burma'yı tebrik etti. Sayın Belediye Başkanımızın Samsun'da engelli yurttaşlarımıza dönük kentin içinde kolay ulaşılabilecek, onların engellerine rağmen faydalanabilecekleri her alanı düzenlemesi takdir etmek gerekiyor. Düzenlenen töreni ayrıca CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Samsun Spor Başkanı Emin Kar ve çok sayıda davetliyle vatandaşlar katıldı. Atakum Belediyesi tarafından açılan parkın içerisinde kullanıcıların her türlü sosyal ve kültürel faaliyetleri yapmasına olanak tanıyan açık ve kapalı mekanlar, küçük bir gölet, köprüler, çocuk oyun alanları, kütüphane, satranç kulübü ve kafeterya bulunuyor. 2010 Mayıs ayında Sayın Başkanımız Metin Burma, Atakum'daki engellileri örgütlememiz için, Atakum'daki engellilerle sosyal faaliyetler yapabilmemiz için bizi Atakum'a davet etti ve biz o günden beri buradaydık. Ve yaptığım tablolarla da hayatımı yansıttığımı düşünüyorum.